Evet, tahıllar genel olarak serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere iki ana grup içerisinde incelenir. Serin iklim tahılları içerisinde işte buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi bitkiler. Sıcak iklim tahılları içerisinde ise mısır darı ve çeltik gibi bitkiler mevcuttur. Bu tabii bu bitkiler kendi içerisinde de farklılaşabiliyorlar. Gördüğünüz üzere mesela serin iklim tahılları içerisinde olmasına rağmen yulaf bitkisinin çiçek yapısıyla buğday bitkisinin çiçek yapısı farklı ve aynı şekilde mısır ve çeltik gibi bitkileri de incelersek bu farklılıklar gözüküyor. Tabii bu bitkiler özellikle ülkemiz için buğday bitkisi, buğday tahılı çok önemli arkadaşlar. Stratejik bir bitkidir buğday ülkemiz için. Yani buğday olmadığı takdirde veya üretimi azaldığı takdirde ülkemizin ana ürünü olan, temel gıda maddesi olan un, ekmek unu dediğimiz un, buğdaydan üretiliyor genelde. Mesela Asya için ise çeltik ön planda. Asya ülkeleri için çeltik ön planda. İşte Çin, Japonya gibi. İşte Amerika gibi ülkelerde ise Mısır daha ön planda diyebiliriz. Şimdi tarlada tabii biz bu bitkileri yetiştirdiğimizde bunların işte başlangıcından son hasatına kadar, ürün alısıya kadar çeşitli dönemlerden geçiyor bu bitkiler. Ve bu dönemleri biz ne kadar iyi tanırsak, ne kadar iyi anlarsak biz bunları yetiştirdiğimizde veya yetiştiren kişilere yani çiftçilere daha iyi yardımcı olabiliriz. Ve bunu sağlayabilmemiz için ise bu bitkilerin, tahılların büyüme ve gelişme dönemlerini iyi bir şekilde kavrayabiliyor olmamız gerekiyor. İsterseniz ilerleyelim. Sıcak iklim tahıllarından bir örnekle hemen şöyle bahsedeyim. Mısır'ın büyüme aşamaları görüyorsunuz. Mısır İşte ekiminden yani çimlenmeden itibaren hasadına kadar işte tane dolum süreci, çiçeklenme ve döllenme, sapa kalkma, çimlenme ve fide gelişimi. Gördüğünüz üzere tahıllarda genel olarak bu şekildedir büyüme aşamaları. Mesela ilerleyelim. Buğday büyüme aşamalarına bakalım. Yine çimlenme ve kardeşleme var. Sapa kalkma, başaklanma, çiçeklenme yani döllenme ve en son tane dolumu ve tane dolumu da olduktan sonra, olgunluğa ulaştıktan sonra biz bitkilerimizi hasat ediyoruz. Genel olarak ayrımımızı bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz şimdi buğday büyüme aşamalarından devam edelim. Buğdayda az önce fark ettiyseniz Mısır'da kardeşlenme diye bir dönem yok. Kardeşlenme esasında normalde var ama dumura uğramış bir şekilde. Bunun sebebi ise şu ana kadar ıslah edilen mısır çeşitlerinde kardeşlenme istenmediği içindir. Kardeşlenme istenmediği için kardeşlenme olmayan yani kardeşleri dumura uğrayan mısır çeşitleri ıslah edilmiştir. Çok fazla detaya girmeden ilerliyorum. Buğdayın büyüme aşamalarından devam edelim. Şöyle bir bitkimizi hep beraber görsellerle birlikte büyütelim. Şimdi biz buğday bitkisini genelde ülkemizde ve bölgemizde Ekim-Kasım aylarında ekiyoruz. Uygun toprak koşulları sağlandığında ekimi gerçekleştirdik. İlk aşamada ekim olduktan sonra birinci resimde görüyorsunuz buğdayın bir çimlenmesi gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk önce radisil dediğimiz şu kökçükleri ilk önce çıkarıyor. Daha sonrasında ikinci resimde görüyorsunuz bir filiz ortaya çıkarıyor ve artık toprağın altındaki buğday tanesinden bu filiz toprağın yüzeyine doğru çıkış gerçekleştiriyor. Bakın üçüncü resimde görüyorsunuz bir yeşil bir taze filiz dışarıya çıkmış. Biraz daha yakından bakacak olursak şurada bir holoptil dediğimiz bir yapı var. Bu yapı bu çimlenme esnasında içerisindeki ileride gerçek bitkiyi oluşturacak olan o buğday bitkisini oluşturacak olan yapıyı koruyan etrafını saran bir kılıf var arkadaşlar. Beyazımsı biraz daha görüyorsunuz. Bu kılıfa koleoptil deniyor. Bu koleoptilin görevi bu içerisindeki o bitkiyi oluşturacak kısım topraktaki maddelerden, zararlardan, hastalıklardan, nemden veya herhangi bir olumsuz koşullardan zarar görmeden toprak yüzeyine çıkmasını sağlıyor. Toprak yüzeyine çıktıktan sonra bu kılıfın içerisinden artık gerçek bitki dediğimiz buğday bitkisi büyümeye başlıyor. Şimdi biz buğdayımızı çimlendirdik ve filiz olaraktan buğdayımız çıktı artık toprak yüzeyine. Neydi? Çimlenme ve kardeşlenmeydi ilk aşamamız. Şimdi kardeşlenme dediğimiz olay toprak altında ki buğday bitkisinin boğumlarından yeni kardeş bitkilerin meydana gelmesi.
Yani gözünüzde canlanması açısından söylüyorum. Bitkinin alttan, toprak altından dallanması diyebiliriz. Yani bir kardeş ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın biraz daha yakından bakalım. Burada ilk boğum dediğimiz işaretlemişim. Boğum var. Buradan hemen dibinden ana sap geliyor zaten. Hemen o ana sapla şeyin kardeşin bulunduğu boğum var. Şuradan kardeş çıkıyor arkadaşlar. Birinci kardeş. Daha sonra ilerleyen vakitlerde ikinci, üçüncü ve diğer kardeşler çıkıyor. Bakın burada bir örneğimiz var. 4-5 kardeşli buğdayımız var resimde gördüğünüz üzere. Tabi bu adetler neye göre değişiyor diye sorarsanız bu adetler işte sizin ekim sıklığınıza göre değişir. Bitkinin genetik olarak kapasitesine göre değişir. Ondan sonra hava koşulları, çevre koşulları birçok faktör bu kardeş sayısını etkilemektedir. Genelde bu kardeşlenme sayısının atıyorum örnek veriyorum 8'e 10'a kadar dahi çıkabilir. Ama genelde 3-4 kardeş, 5 kardeş veya 2-3 kardeş yeterli olarak görülüyor üretimde. Şimdi kardeşlenmemiz olduğu tabii bu kardeşlenme olduğunda yeni birer bitki oluyor arkadaşlar. Hepsinin örnek veriyorum burada birinci kardeş çıkmış. Ana sap gibi o da büyüyor, kendi yapraklarını çıkarıyor ve en sonunda başaklanma zamanı ileride bahsedeceğim. Geldiğinde oradan kendisi bir başak ortaya çıkarabiliyor. İsterseniz ilerleyelim. Şimdi biz ne yaptık? Çimlendirdik bitkimizi. Kardeşlenmeyi gösterdik. Kardeşlendi bitkimiz. Artık ondan sonraki aşama yani yaklaşık Nisan aylarına gelen bir aşamada sapa kalkma dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor. Burada adı üzerinde işte burada bir arpa bitkisi örneği görseli var. Adı üzerinde sapa kalkma dediğimiz sap uzaması. Yani bitki boylanıyor artık bu aşamada. İlk başta neydi? İşte çimlenme, kardeşlenme oldu. Bitki biraz daha vejetatif aksam geliştirdi. Yani işte yaprak sayısını arttırdı. Bitki kardeş sayısını arttırdı. Vejetatif aksamını geliştirdi. Artık bu mevcut vejetatif aksamlarla yani kardeş sayısında boya doğru büyüme gerçekleşecek. İşte bu aşama özellikle ülkemizde su kıtlığı için yani kuraklık için kritik bir dönemdir. Çünkü bu dönemde şurada resimde gördüğünüz gibi sap içerisinde başak taslağı oluşuyor. Başak taslağı ne demek? İleride bu bitki tepesinden başak vereceği zaman yani içerisinde tohumların, tanelerini bulunduran yapının ilk oluşumu bu aşamada başlıyor. Yani üzerinde kaç adet tane olacak? Tane dediğimiz şey ise buğdayın tanesi. Yani ileride onu öğüterek un çıkartacağımız o yapı. Kaç adet tanenin oluşacağı bu dönemde belli oluyor. Eğer ki siz bu sapa kalkma döneminde bitkiyi bir strese uğratırsanız, bu stres neticesinde bitkinin tane sayısında olumsuz bir etkilenme gerçekleşebilir. Bakın, görselde de görüyorsunuz sapın içerisinde açılmış bir şey. Tabii bu içi açılmış, esasında kapalı bu şekilde değil. Bir başak yapısı var, başak taslağı. Biraz daha yakından baktığımızda şurada başak görüyorsunuz. Biraz daha yakınlaştığımızda başakçık dediğimiz şurada bir yapı var içerisinde taneyi bulunduran. Bu dönem arkadaşlar özellikle su stresi için kritik bir dönemdir. Bitkinin boylandığı ve toprak altında bulunan boğumdan artık başağın bulunduğu boğumun toprak yüzey altından yukarıya doğru sapın içerisinde hareket ettiği dönemdir burası. En alttan şu başak taslağı dediğimiz yapı en alttan toprağın altından başlar. Oluşumu başlar ve oluşumu gelişimi devam ettikçe saptan yukarıya doğru çıkmaya devam eder. Başaklanma dönemi dediğimiz dönemi inceleyelim. Şimdi artık az önce de bahsettiğim gibi sapa kalkan bir bitkide işte tahılda buğday olur, arpa olur. Sapın içerisinden buğday başak taslağı hareket ediyordu. Yukarıya doğru bir hareket sağlıyordu. Artık en üst boğuma geldiğinde şurada gördüğünüz gibi yakınlaştığımızda bakın bir başak yapısı gözükmeye başladı. Bu gözükmeye başladığı andan itibaren buğday başaklanmaya başlamış demektir. Başaklanma dönemine geçmiş demektir. Bu dönem yine aynı şekilde sapa kalkmada olduğu gibi su stresi gibi çevresel streslere çok hassas bir dönemdedir. Çünkü burada artık başak sayısı sabit. Örnek veriyorum sapa kalkma döneminde herhangi bir su stresi yaşamadı.
başak sayıları olması gerektiği gibi gelişti. Ancak bu döneme geldiğinde artık bu başak üzerindeki tanelerin tanelerde işte çiçek açması oluyor ve çiçek açtıktan sonra tozlanma ve döllenme işlemleri gerçekleşiyor. İsterseniz buradan inceleyelim bakın. Başak gözüktükten sonra ortaya çıktıktan sonra şu şekilde başak üzerinde çiçeklenme oluyor. Sarı sarı çiçekleri görüyorsunuz ve bu çiçeklerden tozlar dökülüyor ve döllenme gerçekleşiyor. Bu aşama aynı şekilde su stresi gibi çevresel strese, sıcaklık stresi olsun, ısı stresi olsun, çevresel strese oldukça hassas dönemde oluyor bitkimiz. Ve bu dönemden sonraki dönem ise artık bizim ileride işte hasat ettikten sonra tanesini işte öğütüp değirmende kepeğini, ununu ayırıp ve ununu özellikle işte ekmek yapımında veya diğer gıda şey üretiminde kullanacağımız yapı oluşacak. Neyi? Bu tane. Yani tane dolum dönemi başlıyor. Bundan sonra artık bittiğimiz çiçeğimiz döllendi. Artık yeni bir birey oluşuyor orada. Yeni bir tane. Bu dönem tane doldurma dönemi. Görüyorsunuz bir buğday tanesi. Genel olarak 5'e ayrılıyor arkadaşlar. Bu ilk döneme süt olumu, daha sonra sarı olum dedikleri, işte fizyolojik olum. Artık bu fizyolojik olum gerçekleştikten sonra siz bu süreçteyken fizyolojik olum gerçekleşmiş bir buğday tanesini alıp yani herhangi bir şekilde alıp bir yere ektiğinizde tekrar yeni bir bitki meydana gelebilecek anlamına geliyor. Fizyolojik olum odur. Daha sonra sert olum ve tam olum olmak üzere toplamında 5 tane dolum aşamamız var. Süt olum dediğimiz bakın burada aşağıda parmakla sıktığınızda boza kıvamında bir içerisinden sıvı şeklinde taneden sıvı çıkıyor. Boza kıvamında bu dönem süt olum dönemidir. İşte yaklaşık %60 nem var. İşte bu süreçte protein birikimi gerçekleşiyor. Embriyo dediğimiz bitkiyi oluşturacak, yeni bir bitkiyi oluşturacak yapı tam gelişmiş ve hacimsel olarak en büyük hacime dayanmış durumda şu an süt olum dönemi. Daha bitkimiz yeşil ve fotosentez devam ediyor. Sarı olum dediğimiz artık adı üzerinde yeşil olan buğday tanesi yavaş yavaş sarı rengine doğru değişiyor. Biz bu taneyi parmağımızla sıktığımızda bir önceki döneme nazaran biraz daha koyu kıvamlı bir yapı içerisinden çıkıyor. Yani balmumu kıvamında. Bu dönem sarı olumdur arkadaşlar. %40 yaklaşık nem var. İşte bu dönemde artık nişasta birikimi, protein birikimi gerçekleşti. İşte buğday tanesi maksimum hacmine ulaştı. Artık içerisinde nişasta birikimi, yani bizim buğdayda daha ziyade tükettiğimiz nişastadır arkadaşlar. Nişasta birikimi gerçekleşiyor. Tabii bu dönem yine çevreden etkileniyor, çevredeki olumsuz koşullardan. Ve bu sarı olumun sonunda, sarı olum bittiğinde artık besin depolama sonlanıyor. Besin depolama dediğimiz yani fotosentez ile işte üretilen besinler artık tanede dolumu bitiyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte artık olgunluk sürecine doğru geçiş yapacağız. O yüzden süt olum ve sarı olum olmak üzere ilk başlangıç tane dolumun ilk iki aşaması çevresel streslere karşı işte özellikle su stresine karşı oldukça hassas bir süreçtir. Eğer bu dönemde bir herhangi bir stres meydana gelirse bitki verimi olumsuz bir şekilde etkilenecektir diyoruz. İlerleyelim bir diğer aşamamız fizyolojik olum aşaması. Bu aşamada artık buğday tanesini parmağınızla değil tırnağınızla bastırdığınızda kırılabilir bir kıvamda oluyor. İyice sertleşmiş durumda. Tohumluk özelliği kazanıyor. Az önce de bahsettim. Yani siz bu tohumu artık alıp bir herhangi bir yere ektiğinizde tekrar yeni bir bitki meydana getirebilir. Yaklaşık %30 nem var. Yine çevreden etkilenmeye devam ediyor ve tane bu dönemde artık mevcut içerisindeki suyu kaybetmeye başlıyor. Sıradaki dönemimiz burada artık tohumluk özelliğini kazandıktan sonra sert olum dediğimiz bir döneme geçiyoruz. Burada artık nem gittikçe %20-25 oranlarına kadar düşüyor. Yüzeyi tırnağımızla bastırdığımızda ezilebilir. Bakın burada görüyorsunuz bir iz, tırnak izi bırakıyor. Ancak tırnak ile kırmak iyice zorlaşıyor arkadaşlar. Gittikçe sertleşiyor, su kaybederek. Tamamen sarı rengine oluşuyor artık ve tane su kaybetmeye devam ediyor.
Şimdi bu dönemde biz niye hasat etmiyoruz? Çünkü içerisinde %20-25 nem oranı bizim hasat için oldukça yüksek bir nem oranı. O yüzden biraz daha bekliyoruz ve hasat için uygun nem oranına gelmesi için tam olum dediğimiz yani hasat olumu artık bu dönemde buğday bizim buğday tarlamız hasat zamanı gelmiş demektir. İşte yaklaşık %13-14 nem oranında bir tanemiz var. Tırnak ile kırmamız artık mümkün değil. Hasat ve depolama uygunluğu var. Çünkü nemimiz %13-14 civarında. Tane hala su kaybetmeye devam ediyor bu dönemde. Tabi hasat etmezseniz ve hasat olmaz ise yaklaşık %7-8 oranlarında neme kadar düşebiliyor tane ve bu döneme de ölü olgunluk deniyor. Yani siz eğer hasat zamanı geciktirirseniz ki bu dönemleri bilmezseniz muhtemelen geciktirme ihtimaliniz var veya daha erken yapma ihtimaliniz var. O zaman siz bu hasattan yeteri miktarda verim alamayacaksınız demektir arkadaşlar. O yüzden bu tüm dönemlerin işte çimlenme, kardeşlenme, sapa kalkma, işte başaklama, tane dolum süreçlerinde hangi dönemde olduğunu bilmeniz bitkinin sizin yapacağınız işte kritik hamlelerde doğru zamanı kollamanızı sağlar. O yüzden bu dönemleri ayrıntılı bir şekilde bilmeniz tahıl üretimi için yani özellikle buğday üretimi için çok büyük avantaj sağlar.